Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ahşap el menginesini tanıtmaya çalışacağım. Kullanıldığı alanlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz ahşap el menginesi kamalı model diye geçer. Kamadan kasıt şudur. Bununla sabitleyip tutturabildiğimiz bir malzeme. Ahşaptan bir malzeme ama çok faydalı. Birçok alanda kullanabiliyoruz. Şöyle kısaca hemen bir ürünü sabitleyeceğim. Ürünü tutturup alttan kamayı iteklediğiniz zaman bu üstünü sabitlemiş oluyor. Yüzüğü sabitlediği bölgede dikkat ederseniz şu bölgede bir deri parça var. Bu deri parça sayesinde tuttuğu ürüne zarar vermiyor. Diğer tarafında da keza yine böyle. Yani isterseniz kamayı bu taraftan takıp bu tarafını kullanabilirsiniz. Şimdi bu ürünü nerelerde kullanıyoruz? Tekrar sabitleyelim. Şimdi bu ürünle diyelim ki perçinli bir takım işleriniz var. Çekiçle, perçin çekiciyle dövmek istediğiniz bir yeri düşünün. Kuvvetli tuttuğu için çekişle müdahalelerinizi kolaylaştıracaktır. Bu arada buraya ben bir yüzük tutturdum ve bu yüzük mengenesi diye geçer ama şu bölgeye sığan hemen her şeyi tutturabilirsiniz. Yani bu bir parça da olabilir, yüzük olmayabilir. Önemli olan tutabilmek, bunu güçlü kavraması ve zarar vermeden, malzemeye zarar vermeden tutabilmesi önemli. Dediğim gibi çekiçle iş yapabilirsiniz, el kalemleriyle iş yapabilirsiniz, üzerinde eyelerle bir takım bölgeleri derin tesviye işlerinde kullanabilirsiniz. Bilhassa frezenin muhtelif uçlarıyla çalışırken kullanabilirsiniz. Yani özellikle freze uçlarını kullanırken bunu hem güçlü tutmanız lazım hem de bu malzeme sürtünme kuvvetinden doğan ısı sebebiyle freze uçları üzerinde çalışırken aşırı derecede ısınır. Bu sebeple de yüzüğü tuttuğunuz eliniz ya da işte parçayı tuttuğunuz eliniz, yüzük değilse bu, ısınıyor. Ürünün sıcaklığından dolayı çok verimli bir tutuş sağlayamıyorsunuz. Böyle bir malzeme sizin işinizi görür, ısınmadan etkilenmemiş olursunuz. Şimdi gelelim bunun türlerine. Bir de şöyle bir tür var. Bunu da göstermek istedim. Bu da aynı işi gören başka bir türü. Bu da buradaki kelebeği sayesinde tutuyor. Şöyle onu da gösterelim. Bu da bu şekilde kamasız kelebekli bir modeli. Bunu da kullanabilirsiniz. İkisiyle birbiriyle kıyaslarsak şöyle bir fark var. Bunun arası, şuradaki mesafe bunun kadar aşılmaz. Bu daha geniş bir parçayı dolayısıyla aslında tutabilir bu sayede. İkincisi bu çift taraflıdır. Yani arzu ettiğinde bu tarafını, arzu ettiğinizde bu tarafını kullanabilirsiniz. Bunun diğer tarafı yok. Bunlar bir artı olabilir. Çok büyük olmasa da işe yarayan artılar olabilir. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Ama mutlaka bir tane temin edin. Çünkü hem ısınmadan kaynaklı meselelerde hem de sabit tutma ve kuvvetli tutma gibi meselelerde işinize yarayacaktır. Umarım faydalı olmuştur.